1972 yılında Kütahya'da kurulan Kümaş, 1995 yılında gerçekleşen özelleştirme süreci sonunda Zeytinoğlu topluluğuna katılmıştır. Uzun yıllara dayanan deneyimi ve yönetim anlayışıyla çalıştığı kuruluşlarla birlikte gelişmeyi amaçlayan Kümaş, bu amacına ulaşabilmek için kaliteyi ve müşteri memnuniyetini yönetim anlayışının temel ilkesi olarak belirlemiştir. Kümaş, kendi ham madde ocaklarına sahip dünyadaki birkaç refrakter üreticisinden biridir. Maddeye sahip olmak Kümaş'ın başarısındaki anahtar faktör olmuştur. 77 milyon ton manyezit, 50 milyon ton dolomit cevheri rezervine sahip Kümaş, ham madde ocaklarında kurulu son derece gelişmiş zenginleştirme tesisleriyle ön konsantrasyon işlemini gerçekleştirir. Konsantrasyon sonrası fabrika sahasına sevk edilen ham cevher final konsantrasyon sürecinde tekrar zenginleştirilir. Final konsantrasyon aşamasından sonra manyezit cevheri 2 adet döner fırında 2000 santigrat dereceye yaklaşan sıcaklıklarda pişirilir. Bu yöntemle Kümaş yılda 185 bin ton kaliteli sinter manyezit ve sinter dolomit üretir. ...15 farklı kalitede üretilen Kümaş sinter manyeziti dünya genelinde bilinen yüksek saflık ve yoğunluk özellikleriyle bazik refrakter malzemelerin üretiminde kullanmaktadır. Kümaş 2008 yılında ergetilmiş manyezit üretimi için elektrik ark ocağı yatırımını tamamlamış ve dünyada ergetilmiş manyezit üreten ender refrakter malzeme üreticilerinden biri haline gelmiştir. Kümaş 2010 yılında ikinci elektrik ark ocağının da devreye alınmasından sonra yıllık 13 bin ton yüksek kalitede ergetilmiş manyezit üretimi yapacak kapasiteye ulaşmıştır. Tuğla ve harç üretim tesislerine gönderilen sinter manyezit, sinter dolomit, ergetilmiş manyezit ve diğer ham maddeler kırma ve öğütme işlemleri sonrası belirlenmiş tane boylarında stoklanır. Tam otomatik harman hazırlama ünitesinde tuğla ve harç reçetelerine uygun şekilde hazırlanan karışımlar karıştırıcılara verilerek preslere gönderilir. ...500 tonluk 2, 2000 tonluk 1, 1250 tonluk 4 ve 800 tonluk 1 adet olmak üzere toplam 8 preste yılda yaklaşık 100 bin ton tuğla şekillendirilir. Kümaş kullandığı en son teknoloji, robot ve presler sayesinde üretim kapasitesini en verimli şekilde kullanmaktadır. Tuğlalar tam otomasyona sahip 2 adet tünel fırında pişirilir. Ayrıca reçine ve sift bağlı tuğlalar 2 adet temper fırında temperlenir. Kümaş'ın satışa sunduğu ürünler gelişmiş test cihazlarıyla özenli bir kalite kontrol sürecinden geçirilir. Laboratuvarlarda ürünlerin her türlü kimyasal ve fiziksel testleri yapılmaktadır.
kalite anlayışının doğal sonucu olarak Kumaş, 1997 yılından bu yana ISO 9001 kalite yönetimi sistem belgesi sahibidir. Ülkemizin seçkin üniversiteleri ve seramik araştırma merkeziyle işbirliği içinde olan Kumaş, Ar-Ge laboratuvarlarında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ürün yelpazesini sürekli geliştirmektedir. Kumaş, kullanılmış ürünler üzerinde yapılan elektron mikroskop çalışmalarıyla kullanım şartlarına uyacak şekilde ürünlerini düzenlemekte ve müşterilerine sunmaktadır. Kumaş, çevreye olan duyarlılığı ve politikası gereği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir. Kaliteli üretim, sürekli iyileştirme çalışmaları, süreçlerin her basamağında yapılan kontroller ve yakın müşteri ilişkileri Kumaş'ı rakiplerinden farklı bir konuma getirmiştir. Her geçen yıl yapılan kapasite artırımları Kumaş ürünlerinin başarısının açık bir kanıtıdır. Kumaş, 185 bin ton sinter manyezit, 13 bin ton ergitilmiş manyezit, 100 bin ton tuğla, 40 bin ton harç kapasitesiyle günümüzde Avrupa'nın en büyük entegre üreticilerinden biri konumundadır. Yılda 40 bin ton kapasiteli kalsine manyezit fırını yatırımı 2011 yılı sonunda tamamlanacaktır. Kumaş, 50'ye yakın ülkeye üretim miktarının yarıdan fazlasını ihraç etmektedir. Planlanan yeni yatırımlarla ve artan ihracatıyla Kumaş bir dünya şirketi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.